Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Son günlerde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir gerçekten bize sürpriz yapıp enteresan yeni nesil silah ve sistemlerle ilgili videolar ve bilgiler paylaşıyor. Bunlardan biri de Sungur olarak adlandırılan bir sistemdi. Bugün yazarımız Hakan Kılıç'la aslında PORSAV, Portatif Hava Savunma Sistemi'nin nasıl Türkiye için geliştirildiği, kaçıncı nesil olduğu, yurt dışındaki rakiplerinin neler olduğu ve bu tür durumda hava araçlarının özellikle de alçaktan uçan helikopterlerin nasıl kaçma kaçınma yaptıkları ve hangi sistemleri kullanarak bunları atlatmaya çalıştığını şöyle bir kısaca değineceğiz. Hakan öncelikle biraz PORSAV projesiyle ilgili bilgi vermek için bu videoyu çekiyoruz. Çünkü okuyucularımızdan, izleyicilerimizden bu konuda çok sayıda soru geldi bize. Öncelikle bu PORSAV projesi nedir? Bize kısaca anlatır mısın? Şimdi Roketsan'ın portatif hava savunma silahı sistemi olarak başladı ve sonradan bu çıkan ürüne işte Sungur ismi verildi. Bu bir manpads, yani man portable air defense sistem, yani omuzdan atılan, aslında tekerin taşıdığı omuzdan atılan bir hava savunma sistemi. Bildiğimiz bu Stinger'lar, işte SA-16, SA-18 Rus sistemleri, işte Afganistan'da çok meşhur olan biliyorsunuz Stinger füzesi falan. Bunların hepsi çok alçak irtifadan uçan, yani aslında bu kademeli hava savunma sistemi içinde alçak irtifa değil, bir altı olan çok alçak irtifa hava savunma sistemi. Yani 5 kilometreye kadar olan irtifası olan hava savunma sistemi ki işte Stinger'da biliyoruz işte yerden atıldığında 4 kilometre veya helikopterden atıldığında 4 kilometre, yerden atıldığında biraz daha belki az. Dolayısıyla bu irtifa aralığında alçaktan uçan helikopterler, insansız hava araçları ya da çok alçak irtifadan uçan veya iniş ve kalkış yapan her türlü uçak, sivil askeri uçağa karşı etkili bir sistem. Türkiye özellikle her videoda bu konuyla alakalı her videoda anlatıyoruz. Kademeli entegre her irtifaya hitap eden bir hava savunma şemsiyesi kurma şeyi var Türkiye'nin. Projesi, hayali, ideali ve çalışması var. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında işte en alt kısmı da milli manpads'imizi yaparak oluşturmuş olduk. Bu geliştirilen PORSAV aslında çok nesil nesil sistemler var omuzdan atılan. Kaçıncı nesil hava savunma sistemi? Bununla biraz ilgili bilgi verir misin bize? Şimdi atılan tweet'te ve açık kaynaklarda yazan bilgilerde PORSAV'la alakalı, daha doğrusu Sungur'la alakalı çok az bilgi var. Ben olabildiğince topladım. Bir de önceden birkaç tane biliyorsun Manpads yazım vardı. Sen de bilirsin. Sen de ve başka yerlerde yazdım. Onlarda o zamandan beri biriktirdiğim arşivimdeki bilgilerle bir şeyler anlatacağım. Bunların hiçbirinde şey yazmıyor. Yani kaçının nesil olduğu yazmıyor. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi biz işte Rus SA-18 IGLA, SA-24 IGLA-S, SA-25 Vebra. Mesela Vebra 5.4, 16.500 feet. 5.4 kilometreye kadar yükseğe çıkıyor. En son model Rusların en iyi hava savunma Manpads'i ki Manpads konusunda Ruslar Amerikalılardan daha iyi. Bunların hepsine dördüncü nesil diyorlar. Yani özellikle ultra, hem kızılötesi hem ultraviyole başlık ya da daha çok birazdan anlatacağım anti-flare filtresi olanlara ve bu tür nesil olanlara hep dördüncü nesil diyorlar. Şimdi biz de birazdan anlatacağız. IRR başlık var. Dolayısıyla çok büyük ihtimalle bir de yeni yapıldığını düşünürsek bizimki de dördüncü nesil bir Manpads. Manpads'ler uçaklar gibi değil. Yani 5. nesil F-35 diyoruz ya, en fazla dördüncü nesil var. Yani belki tekrardan bir askeri terminoloji olarak son nesilleri yeniden sınıflandırır 5 demezlerse şu anda 4. Ve bizimki de muhtemelen %99 4 diyelim. Ben genel bilgi olarak şunu sormak istiyorum. İzleyicilerimiz merak edecektir. Omuzdan füze atılıyor helikoptere, hava aracı neyse artık uçan hedefe karşı. Bunlar nasıl takip ediyorlar uçağı veya helikopteri, hedefi? Yani motorlarından çıkan yüksek ısıya sahip dağılmış havayı mı takip ediyor yoksa nasıl hedefini takip ediyor? Biraz anlatır mısın bize? Çok güzel bir soru sordun. Aslında bunu anlattığımızda birçok şeyi de anlatmış olacağız. Şimdi burada sanılanın aksine bir durum var. Yani herkesin yanlış bildiği, daha doğrusu çok konuya vakıf olmayan insanların yanlış bildiği bir şey var. Motordan çıkan, egzoz veya nozzle'dan çıkan sıcak dumanı, o sıcak havayı takip ediyor zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bunlar da şimdi önceki nesillerde, yani bizim Sungur gibi olanlar değil de klasik
Eğer yani kızılötesi başlıklı olanlar uçağın veya helikopterin yüzeyinde motor kaynaklı, motordan kaynaklanan ısıya veya direkt motorun etrafındaki ısıya veya uçağın veya helikopterin havayla sürtünmesinden dolayı yüzeyinde yaptığı o ısıya, yani direkt metal üzerindeki ısıya gidiyor. Bu kızılötesi arayıcı başlık insan gözünden çok daha hızlı hareket eden, ön tarafta camı olan, yani kızılötesi infrared dediğimiz ışınları takip eden bir başlık. Direkt güdüm sistemi bu. Yani tıpkı kısa menzilli havadan havaya füzelerdeki gibi, işte Bozdağ'ın Sidewinder gibi. Atış yaptıktan sonraki Atunut olmasının sebebi de bu. Yani çok az eğitimli bir mücahit bile mesela Afganistan-Rus savaşında işte Stinger'larla yüzlerce uçak ve helikopter vuruldu biliyorsunuz resmi rakamlarla. Kaldırıyor, füzeyi kilitliyor, o sesi, kilitlenme sesini duyuyor, atış yapıyor. Hafif böyle bir ilk fırlatma şeyiyle, soğuk şeyle veya işte tipine göre füze fırlıyor. O noktadan sonra artık o adam imha bile olsa mesela bir uçak onu bombalasa veya adam kaldırıp elindeki menpes cihazını bir tarafa atsa bile artık füze sürekli o kızılötesi görüntüyü takip ettiği için gidiyor. Ama burada mesela bizim yıllar önce Süper Kobra helikopterimiz vurulmuş ve iki pilotumuz şehit olmuştu. Mesela orada SA-18 İgla füzesiyle vurmuştu o PKK'lı terörist. Orada mesela füze dikkat edersek ne yapmıştı? Direkt arka rotora gitmişti. Niye rotora? Birincisi pervaneler dönerken motordaki ısıyı arka rotora veriyor tabi olarak. İkincisi bu elektronik yani şey IR diyoruz ya yani kızılötesi görüntülemeyi de füzenin kafasında yani o görüntüde kendi beyninde ekranda uçağı veya helikopteri bir görüntü olarak görüyor. Yani tam bir helikopter olarak görüyor veya tam bir uçak olarak görüyor. Dolayısıyla kafasına da şu yazılıyor. Helikopterin kuyruğuna, rotoruna git. Sen de bilirsin ki rotor kuyruğu vurulmuş bir helikopter böyle kelebek gibi döner ve artık motoru çalışsa bile, ana rotor çalışsa bile kuyruk rotoru vurulmuş olan bir helikopter çok hızlı bir şekilde düşer. Dolayısıyla hassas noktadan vuruyor veya tam motora git diyorlar. Ama normal ayar başlık olanlar mesela flare'e sapabiliyor, birazdan anlatacağız. Veya motorda uçağın veya helikopterin üzerinde nereyi denk getirirse ona gidiyor. Ama bunlar akıllı. Dolayısıyla o sırada arkadan hiç sıcak bir gaz çıkmasa bile, mesela muhalfaz yok etseler bile senin sorun yine uçağın motorundaki parçalar ve hava aracının gövdesi sıcak olduğu için onu takip edecektir ki ve ediyor. Şimdi bildiğimiz tabi dediğin gibi Rus-Afgan Savaşı'ndaki Stinger'lar çok kamuoyu onlar tanıdı. Nasıl Patriot füzelerini 91'deki Körfez Savaşı'nda kamuoyu tanıdıysa Stinger füzelerini Afganistan'daki operasyonlarda tanındı. Stinger ve yanına Porsav'ı koyduğumuz zaman biraz bize yeni nesil olarak ne farkı var, teknik özellikleri neler Porsav'ın anlatabilir misin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Sungur yani bizim milli menpesimiz Stinger'dan çok sonra yapıldı. Dolayısıyla zaten otomatik olarak ondan üstün olduğunu beklemek çok normal. Şimdi biz her ikisinin belki Stinger'ı biliyoruz ama Sungur'un çok ayrıntılarını vermediler. Bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu Rus hava savunma füze menpeslerinde olan anti-flare filtresinin olduğunu düşünüyorum ben. Bununla ilgili hiçbir şey yazmadılar. Ama bence var. Zaten dördüncü nesil yapan da bu. Yani ne bu? İşte çoğunluğu magnezyumdan oluşan flare dediğimiz resimlerini sen arkadaşlara şimdi gösterirsin. Uçakların arkasından mesela Solo Türk gösteri yaparken bırakıyor ya böyle ateş topları. Şimdi anti flare filtresi bu ateş topları yuvarlak, yuvarlak ve ısı veren bir şey. Ama uçak ise uçak şeklinde, helikopter ise helikopter şeklinde. Anti flare filtresi varsa bunun arayıcı başlığı bunları ayırıyor. Yani bakıyor şöyle bir arayıcı başlık. Yani birazcık böyle şey anlatıyorum. Bunlar flare diyor. Baksana böyle top 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 alttan gidiyorlar. Ben bir araya Ya bu ne gireyim mi? helikopter? Hakan bir araya gireyim. Niye flare atıyorlar? Çünkü flare ile oluşan anlık çok yüksek ısı füzeyi şaşırtıp sanki onu motor gibi adlandırıp o topa doğru dönüyor. Füzeyi şaşırtıyor. Yani motordan Evet. uzaklaştırıyor. Eskidendi. O eskidendi işte. İşte o eskidendi. Yani Artık bu füzeyi bu açıdan kandırmak mümkün değil, değil mi? tabii bunlar iki kere iki dört eder şeklinde kesin bir şeyler değil ama şimdi mesela Bozdağ milli havadan havaya füzemiz Sidewinder 9X bunlar da flare'e karşı etkili. Ama şimdi ben pilot olsam şimdi arkamdan biri bana Bozdağ fırlattı veya Sidewinder fırlattı diye
veya Sungur veya SEA-25 fırlattı diye, ya ne gerek var zaten yutmayacak, fileyi atmayayım. Böyle bir şey yok. Yani yine şey, ama yani inanın etkisi çok çok azalmış durumda. Yani onlar Afgan-Rus savaşında kaldı. Fileyi atacak da kaçacak da. Şimdiki kaçma kurtulma yöntemlerinde en önemli şey algılama ve çok agresif kinetik kaçınma manevraları yapılması. Yani çok agresif. Yani mesela bizim o helikopterimizde biliyorsun o zaman bir algılanmamıştı. Sonradan bayağı değişiklikler oldu. Bu Aselsan HEV sisteminde bir sürü sensörler eklendi, büyütüldü. Orada pilot hiç kaçınma manevrası yapamamıştı. Direkt alttan gelmişti. Görseydi adam öyle durmazdı ki. Duruyordu helikopter resmen olduğu yerde. Aynı şekilde geçenlerde bir Su-35, evet, yok Mi-24 veya Su-35 videosu yayınlandı. Şeyde, Suriye'de vuruyorlar. Helikopter hiç hareket etmiyor adam. Hiç, çünkü görmüyor, fark etmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Aselsan'ın yaptığı HEV sistemi var. Yani bu ne demek? İşte şeylerden helikopterlere karşı elektronik harp ve kendi koruma sistemi. Şimdi bunlara karşı bir şey sistemi olması lazım. Yani korunması için belli bir teknolojik, üzerlerinde belli bir algılayıcılar var. Mesela ne var? Şimdi Türkçe olarak okuyorum. LWR var işte. Lazer ikaz alıcısı. Lazer tutulmuşsa. İşte RVR var. Radar ikaz alıcısı. Yani radar güdümlü bir füze üzerine kilitlenmişse. İşte MWS var. İşte füze ikaz sistemi. Yani bu da MWS'de, MWS'de şey, işte ısı güdümlü bir füze bana doğru geliyor mu? Onu şey yapıyor. Hepsini gelen şey yapan tehdit uygulama sistemi var. TWS. Ve işte burada iki sistem devreye giriyor. Bir, bizim helikopterlerde de, bu Aselsan HEV sisteminde de ve birçok yabancı ve Rus, Amerikan fark etmez helikopter sisteminde de ır bastırıcısı, IRCM denen ır bastırıcı, o füzenin kafasındaki kızılötesi görüntüyü karıştırıcı sistemler var. Helikopterlerin üstünde görürler, böyle renkli cam. Tam kuyruk rotorunun altında yuvarlak renkli bir silindir şeklinde bir cam sistemi. Cam içinde tabii neler var ayrıntısını çok bilmiyorum. Ama bir şekilde kızılötesi görüntüyü bastırmak için. Bir de işte GMDS denen, yani bu flare atma sistemleri var. Yani o topları atan, işte ateş toplarını atan, hatta uçaklarda işte ÇEV radarlar, radar güdümlü füzeleri yanıltmak için alüminyum parçaları atan sistem. Dolayısıyla helikopterin üzerinde komple bu sistem olması gerekiyor. Yani hem füze ikaz sistemi, hem flare atma sistemi diye bu saydığım sistemlerin hepsi olacak. Ama buna rağmen gerçekten daha önceki bir videoda seninle çok ayrıntılı anlatmıştık. En etkili sistem çok alçaktan uçması işte. O yüzden demiştik yani bizim Güneydoğu'daki pilotlarımız İzmir'de eğitim yaparken bile, kara havacılık alayında bile, hatta bir anımızı anlatmıştı, anımı anlatmıştım orada. Çok alçaktan uçuyorlar. Çünkü adam helikopteri gördüğü anda füzeyi takacak, kaçacak, onun füzenin aküsü şeyini açacak, ayarlayacak, onu kilitleyecek, atacak. O zamana kadar zaten gitmiş oluyor helikopter. Yoksa bir helikopter işte özellikle Rusların Afgan-Rus savaşında yaptığı hatalardaki gibi, Suriye'de de aynı şeyi yapıyorlar. Kaç tane vurulan işte o Suriye helikopterlerinin vurulma irtifalarına, videolara bak, hepsi yukarıda. Sen oradan gidiyorsun, istediğin kadar ikaz sistemi şu bu falan olsun. Menpes biri vurmaz, ikincisini atlasın, üçüncüsünü atlasın, adam dördüncüsünü ateşler, gelir vurur. Ama peki o zaman menpes bir işe yaramıyor mu? Tabii ki çok yarıyor. Şimdi ne işe yarayacak? Onu anlatayım teknik özelliklerine gitmeden önce. Dedik ya, Türkiye alçak irtifa hava savunma sistemini kuracak. Birincisi, düşman uçaklarını bir kere alçak irtifayı yasaklamış oluyorsun. Yani Suriye'deki 35 şehidimizin olduğu olayı düşünün. Gerçi orada alçak mıydı, yüksek miydi o uçakların irtifası, onu bilmiyoruz ama. Düşman kesinlikle görüş ötesi menzilli, işte lazer güdümlü, yani uzaktan atılabilen mühimmat kullanmak zorunda kalacak. Peki alçak irtifaya inemeyecek. Yani Suriye'de vurulan uçaklar gibi. İkincisi, helikopter tehdidinden kurtulacaksın. Hem kara piyade birliğinin içinde geziyorsa bu Memphis, hem de normal sabit birlikte. Şimdi bizim yaptığımız BMC vuran aracının üstüne koymuşuz biz bunu. Bu ne demek? Demek ki taktik tekerlekli bir araç üstünde, zırhlı bir araç üstünde bizim mobil birliklerle, yani zırhlı mekanize birliklerle, tekerlekle, yani yolda gidilebilecek birliklerle, herhangi bir yere hızlıca intikal edecek seri bir araç üzerine koymuşuz. Hem birliği koruyacak, hem de intikal sırasındaki bir konvoyu bir kere helikopter saldırısına karşı korumuş olacak. Bu bir. İkincisi, alçak irtifadan saldıran İHA'lara karşı korumuş olacak. Bir de kademede, şimdi mesela İdlib'de bir yer var. Ben tam olarak yerini söylemeyeyim.
Google'dan baktığınızda orada bir tane Hulk duruyor, bir tane Atılgan, bir tane Korkut. Bizimkiler ne varsa döşemişler. Tam bir kademeli sistem. İşte Hulk ne diyoruz? Yüksek irtifa, orta irtifa, uzun menzilli hava savunma sistemi. Uzun yatay da uzun menzil sayılıyor. Şey de orta irtifa. Peki o kademeyi oluşturmuş. Onun altında Korkut var, işte diğer sistemler var. Ve orada mesela bir de muhtemelen %99 Stinger'lar var. Şimdi Memphis'ler olacak. Burada bana sorulan bir soru var. Deniyor ki niye omuzdan atılanı yapılmadı? İlla ki yapılacak. Ama benim anladığım kadarıyla şimdi Türkiye'de çok fazla zaten Stinger var. Yani depo olarak bizim şu anda acil yani Memphis ihtiyacımız var ama şimdi o Stinger'ları ne yapacağız? Dolayısıyla birlikleri dağılmış Stinger'lar, onların da bir raf ömrü var. Anladığım veya tahmin ettiğim kadarıyla önce bu Wuhan gibi zırhlı araçlar üzerinde mobil Memphis'leri çoğaltıp sonra daha çok böyle tek erin kullandığı askerlere verilecek olan seri üretime geçilecek. Şimdi başarılı atış testi yapıldı. Seri üretime de işte ne zaman yakında geçilecek galiba. Peki biraz da teknik özelliklerine girelim sistemin. Biraz bize anlatır mısın? Tabii paylaşılan bilgiler çok az bununla ilgili ama elimizdeki yaklaşımlarla senden biraz da teknik bilgilerini alalım. Şimdi daha önceden zaten bu Porsav test yapılırken menzil bilgisi, yani en azından o zamanki o test füzesinin menzil bilgisi işte 6 kilometre menzil, 4 kilometre irtifa. Bu da demek ki yaklaşık Stinger ayarı. O 8 kilometre belki yataydı ama o civarda bir şey. Şimdi büyüklüğü, ebatı da zaten resimlerde gözüküyor, videoda da gözüküyor. Aynı büyüklükte. Dolayısıyla buradan alçak irtifa olduğunu anlıyoruz. Paylaşılan bilgiler içinde IRR, yani Kızılötesi görüntüleme başlık. Şimdi biz bunu Hisar'da kazandık. Hisar'dan Bozdoğan'da kullandık. Şimdi Memphis'te kullanıyoruz. Bu da bilinen bir gerçek. Sonra fileyirli uçağı ayıracak sistemleri, karşı kurtulma yöntemlerine karşı, yani bu fileyirlere karşı çok dayanıklı olduğu ifade edilmiş orada. Ondan sonra işte dediğim gibi anti fileyir filtresi söylenmemiş ama bence muhtemelen var. Bir de ilginç titanyum başlık, titanyum harp başlığı. Şimdi bunlar çok küçük füzeler. Dolayısıyla harp başlıkları da çok küçük. Dolayısıyla mesela büyük bir uçağa, yani sen bununla mesela bir büyük bir bombardıman uçağına inerken veya değil bir nakli uçağına vursan, bir tane motoru vursan düşüremezsin. Yani bu bizim için geçerli, herkes için geçerli. Dolayısıyla helikopter büyük hava araçlarını ve uçakları tek atışta düşürebilmek için harp başlığında da güçlendirilmiş titanyum harp başlığı kullanılmış. Bu da ilginç bir özellik. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Dediğimiz gibi bizim mobil araçlar üzerinde kullanılıyor ama bir de bence bu da söylenmedi ama benim tahminim normal atak T-129 atak 2 ve belki ileride insansız hava araçlarına da uygulaması yapılacak. Mesela çok yanlış bilinen bir şey vardır. TY-90 Çin füzesi. Helikopterden atılan çok küçük havadan havaya füzedir. Bunu OV-1 Memphis'inden yapıldı diye düşünün ama değil. O başlı başına bir havadan havaya füze. Fakat bu T-90'a baktığınızda bu Memphis'ten çok farklı değil büyüklük olarak. Dolayısıyla AH-1 Cobra, Super Cobra'da, King Cobra'da nasıl ki kullanıyorlar. Mesela Sidewinder'ı kullanıyorlar. Stinger'ın da uygulaması olabiliyor helikopterleri. Belki biz de bunu böyle yapabiliriz. Yani Bozdağ füzesinin yanında helikopterden veya gemilerde sabit platform olarak. Yani belki şimdi askerlerde de oluyor gemilerde. Yani normalde gemilerimizde Stinger var. Yani askerin biri alıp eline hava tehdidine karşı mücadele edebiliyor. Bu şekilde de kullanılabilir. Ama bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Yarın bütün o Stinger'ların raf ömrü dolduğunda yenisini almayacağız. En azından kendi milli Memphis'imizde yaptık. Ve asimetrik unsurlar açısından da çok önemli. Şimdi bak mesela Suriye'de, İdlib'de, Libya'da sürekli herkes birbirine kendi adamına Memphis dağıtıyor. Yani mesela değil mi? Çok anlattık işte PKK'nın elinde bir sürü Rus yapımı Amerika tarafından verilmiş ama Rus üretimi Memphis'ler var. Yani bunlar istihbarat raporlarına yansıyor. Stinger belki yok ama yine sonuçta veren o ama üreten de öbürü. Ben tabii o son söylediklerine bir tekrar açmak istiyorum. Afgan Savaşı'ndan sonra Stinger dağıtılan ülkelerde bunların her yıl veya belirli aralıklarla işte depolar kontrol ediliyor, sayılıyor. Bir
atış testi gerçekleştirildiyse, örneğin kapsülünü belki göstermek zorundalar. İşte şurada bir atış Aynen. denemesi yaptık, tatbikat yaptık, şu 3 tane attık, kapsülü burada gibi şeyleri karşılaştırmak gerekiyor. Öbür türlü kontrolü kaybettiğiniz zaman, bir terör veya herhangi bir savaşta bir tarafın eline geçtiği zaman çok tehlikeli. İzleyicilerimize ben şunu da aktarmak istiyorum. İşte bazen mesela sadece Suriye'deki bir operasyona veya Kuzey Irak'taki örneğin bir operasyona sadece özel kuvvetler veya kara birlikleri giriyor. Gün oluyor, yaralıları alacak helikopter sokulamıyor. Niye? Çünkü bir Manpads tehdidi var. Manpads tehdidi olduğu zaman bir helikopter uçurmak, tamam, İHA'yı gözünüz kapalı, kaybı yaşanabilir. Pilot önemli değil. Yerisini hemen yenisine yapıyoruz zaten, koyarız, ama helikopter tehlikeli o açıdan. Risk olduğu için helikopter uçuşları yapılmayabiliyor. Hakan, çok teşekkürler bilgiler için. Umarım izleyicilerimize Porsav veya son yeni ismiyle Sungur neler var, ne yapılıyor, ne ediliyor, kaçıncı nesil? Gerçekten çok güzel ve detaylı bilgiler verdin. Umarım izleyicilerimizin hoşuna gitmiştir. Bugün yeni nesil yerden havaya atılan Porsav füzesi ve yeni unsurlarını Hakan Kılıç'la birlikte konuştuk. Her gün videolarımız Pazartesi'den Cuma'ya saat 19'da. Lütfen bizleri takip etmeye devam edin. Abone olmadıysanız hala kanalımıza abone olun. Bize sorularınızı yorum yazarak veya info@tolgozbek.com mail adresine yollayarak iletebilirsiniz. Bunların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Ben de yazmaya çalışıyorum. Hakan da yazmaya çalışıyor, sağ olsun. Detaylı havacılık haberleri, Hakan'ın da yazıları tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.